Babasının kim olduğu belli değildi. Annesi 17 yaşında, seks işçiliği yapan alkolik birisiydi. Sadistçe işkenceler uyguluyorlardı. Katillerin kendilerini öldürmeleri için yanına gidiyordu. Merhabalar, ben Onur Can Yenilmez. Bu tarz videoları beğeniyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açmayı ve videoyu da izledikten sonra beğenmeyi unutmayın. Kenneth Bianchi ve Angelo Bono 2 yıl içinde korkusuzca büyük suçlara karıştılar. Amerikan polislerini peşinden koşturanlardan Kenneth Bianchi 22 Mayıs 1951 yılında Rochester, New York'ta dünyaya geldi. Babasının kim olduğu belli değildi. Annesi 17 yaşında, seks işçiliği yapan alkolik birisiydi. Kenneth doğduğunda ona bakamayacağını anlamıştı. Sadece 2 hafta sonra evlatlık vermek için başvuruda bulundu. Ağustos ayında uygun bir aile bulmuştu. Nicholas Bianchi ve Francis Bianchi çifti bu bebek için uygun görülünce evlatlık işlemleri yapıldı. Bianchi ailesi ileride nasıl bir çocuğa ebeveynlik yapacağını tahmin edemiyordu. Kenneth daha küçük yaşlardayken yalan söyleyen birisi olmuştu. Çok geçmeden kompulsif yalancı olduğu anlaşıldı. Yeni annesine göre daha çocukken başlamıştı bu davranışına. Ayrıca başka seri katillerde de görülen bir özellik olarak yatağını ıslatıyordu. İdrarını tutamaması yüzünden birkaç kez doktora götürülmüştü. Ve cinsel organı üzerinde yapılan bu muayene onu fazlasıyla etkilemişti. Bunlardan bir tanesi yatakta uzanırken hipnoza geçmesiydi. Belki gerçekten hipnoza geçmiyordu ancak öyle davranıyordu. Yatakta uzanırken hiçbir şey yapmadan gözlerini tavana dikip boş boş bakıyordu. Tabii bu da annesi tarafından fark edilen bir durumdu. Doktorlar ileri yaşlarda bu gibi davranışları atlatacağını düşünüyordu. Belki de o yaşlardayken daha fazla üzerine eğilmeleri gereken bir konuydu. Bunun bedelini yıllar içerisinde 12 kadın yaşamıyla ödeyecekti. 10 yaşına geldiğinde öfke nöbetleri başlamıştı. Psikiyatrı agresif kişilik bozukluğu olduğunu söyledi. Bir yıl sonra okuldayken IQ testi yapıldı. Okulda çok başarısızdı. Bu yüzden doktoru böyle bir teste ihtiyaç duymuştu. Ama okulda başarısızlığıyla IQ oranı tam ters çıktı. Rapora göre Kenneth'ın IQ sonucu 116 idi. Bu da ortalamanın üzerinde olduğunu ve zeki birisi olduğunu gösteriyordu. Tabii zeki olması okulda başarılı olmasını sağlamıyordu. Bu yüzden iki okul değiştirmişti. 1963 yılındaysa ilk cinsel sapkınlığına adım atmıştı. 12 yaşındayken kendisinden 6 yaş küçük bir kızın iç çamaşırını aşağı indirmişti. İşte burada geleceğini çizmeye başlamıştı. 1964 yılında babası Nicholas Bianchi vefat etti. Bu sırada Kenneth da liseye gidiyordu. Babasının ölümüne hiç üzülmedi. Umrunda bile değil gibiydi. Annesi çalışıyor, oğlunu okutuyordu. Kenneth bir şekilde liseden mezun olmayı başardı. Hemen sonra da liseden kız arkadaşı Brenda Beck isimli kızla evlendiler. Çok gençlerdi. Brenda yanlış bir karar verdiğini düşünmüş olacak ki sadece 8 ay sonra Kenneth'ı terk etti ve boşandılar. Kenneth Bianchi liseden mezun olduktan sonra polis olmaya karar verdi. Bunun için polis bilimi ve psikolojisi üzerine okumak üzere Monroe Community College'a kayıt oldu. Burada okuldan atılmadan sadece bir dönem okuyabildi. Polis olamayınca güvenlik görevlisi olmaya karar verdi. Bir kuyumcu dükkanında da iş bulmuştu. Tabii rahat durmadı. Kuyumcudan çaldıklarını kız arkadaşlarına götürüyordu. Yaptığı hırsızlık ortaya çıkınca buradan da kovuldu. Bu işten sonra doğru düzgün bir daha da çalışmadı. Ufak tefek işlerde vaktini geçiriyordu. 1975 yılında şehri terk ederek kuzeni Angelo Bono'nun yanına Los Angeles'a taşındı. Kuzeni ondan 17 yaş büyüktü. Bu taşınmayla birlikte Kenneth gerçek suç dünyasına karışacaktı. Angelo Bono da Kenneth Bianchi gibi Rochester, New York'ta doğmuştu. Anne ve babası daha 5 yaşındayken boşanınca annesi ve kız kardeşiyle birlikte Glendale, Kaliforniya'ya taşındılar.
Genç yaştayken hem cinsel ilişkiye meraklı hem de kadınlardan nefret ediyordu. Kendisine idol olarak cinsel istismar suçlarıyla bilinen kötü bir adamı seçmişti. Carly Chessman onun yolunda gitmek istediği bir adamdı. Ama bazı konularda Chessman'a katılmıyordu. Çünkü Chessman suçu işledikten sonra kadınların yaşamına son vermiyordu. Angelo'ya göre yapması gereken buydu. Ergenlik döneminde araba çalmaya başladı. Kısa süre sonra 1955 yılında 21 yaşındayken hamile bıraktığı sevgilisiyle evlendiler. Bir hafta sonra genç kızı terk etti. 1956'da başka birisinden çocuğu daha oldu. O kadını da terk etti. En sonunda Mary Castillo isminde bir kadınla evlendi. Onunla da toplamda 5 çocuk yaptılar. Bu evlilik de uzun sürmedi. 8 yıl sonra eşine şiddet uygulaması yüzünden 1964 yılında boşandılar. 1965'te de bu kez Nanette Campino adında bir kadını hamile bıraktıktan sonra evlendi. Bu evlilikten de 2 çocukları oldu. Angelo'nun ailesi gittikçe genişliyordu. Cinsel ilişkiye girme sapkınlığı yüzünden etrafı çocuklarla dolmuştu. Bu çocuklar sayesinde bir araba hırsızlığı suçundan da yırtmıştı. Araba çaldığı için 1 yıl hapse mahkum edilmesine rağmen mahkeme çocuklarına bakabilmesi için cezayı ertelemişti. Son yaptığı evlilik de 1971 yılında oldu. Eşi hem kendisine hem de kızına cinsel istismarda bulunmasından dolayı bu adamdan boşanmaya karar verdi. Ama yetmedi. Son bir evlilik daha yaptı. Ancak bu kez kadınla beraber yaşamadı. 1975 yılında Kenneth Bianchi yanına geldiğinde araba döşemecisi olmuştu. Bu iş onun için yeni kadınları tanımasına sebep oldu. Eski davranışlarına aynen devam etti. Yine birileriyle zorla ilişkiye girip hamile bırakıyordu. Kenneth kuzeninin yanına gelince ondan çok etkilendi. Karşısında gördüğü adam sürekli kadınlarla rahat rahat ilişkiye girebiliyordu. Rahat olmadığı zamanlarda da bunu zorla yapıyordu. Kenneth da bunu yapmak istemeye başladı. Kuzenini kendisine rol model olarak aldı. İkili bir süre sonra beraber takıldıktan sonra akıllarından geçen şeylerin aynı olduğunu fark ettiler. İşsiz olan Kenneth'a Angelo'dan garip bir iş teklifi gelmişti. Ticaret yapacaklardı. Ancak bu ticaret kadın üzerine olacaktı. 1977 yılında bu ikili bu iş üzerine çalışmalarına başladılar. Tabii buna başlamadan önce polislik hayali olan Kenneth şansını bir kez de burada denemesine rağmen başarılı olamamıştı. Bu meslek içinde o kadar ukde kalmıştı ki yeni yapacakları işi de bunun çerçevesinde yapmaya karar verdiler. Ortalıkta sivil polis gibi gezip yol kenarında duran seks işçilerine sahte rozetlerini gösterip arabaya bindiriyorlardı. Bu taktik işlerine çok fazla yaramıştı. Kandırdıkları kadınları Bono'nun evine götürüyorlar ve sadistçe işkenceler uyguluyorlardı. Daha sonra da boğup Hillside'a atıyorlardı. 1977'de ilk olarak 19 yaşındaki Yolanda Washington'ı öldürmüşlerdi. Daha sonra arka arkaya 3 hafta içinde 2 kurban daha bulundu. Polisler yamaçta cansız ve çıplak bedenler bulmaya başlamışlardı. İncelemeye göre katilin kurbanları saklamak gibi bir niyeti yoktu. Doğrudan bırakıp gidiyordu. Tabii her olayda olduğu gibi ilk başta bir seri cinayetten şüphelenilmemişti. Zaten hayatını kaybeden ilk 3 kişi de seks işçisiydi. Bu yüzden medyada pek fazla ilgi göstermiyordu. Ancak 4. ve 5. cinayetten sonra yer yerinden oynamaya başladı. Bu kez kurbanların yaşları 12 ve 15'ti. Polisler olayların üzerine daha fazla gitmeye başladılar. Yapılan otopsi raporuna göre cansız bedenlerde bir değil 2 kişinin bazı detayları vardı. Bu durumda karşılarında 2 kişilik bir ekip olduğu belliydi. Medya da artık yamaç canavarı ismini kullanmaya başlamıştı. Aslında cinayetleri işleyen 2 kişiydi ama medya tek bir isim kullanıyordu. Tüm bu cinayetler 1978 yılının sonuna kadar devam etti. Katiller ellerini kollarını sallayarak geziyorlardı. Tabii bunun da bir sebebi vardı. Kenneth Bianchi cinayetler işlenirken bir yandan Los Angeles Polis Departmanı'nda polis olmaya çalışıyordu. Bu girişimleri sayesinde içeriden bazı insanlarla yakın arkadaşlık kurabilmişti. Cinayet işlenmediği zamanlarda onlarla birlikte geziyordu. Hatta işin daha da garibi, yamaç canavarının arkasında bıraktığı cansız bedenleri incelemeye polislerin arabasında polislerle beraber gidiyordu. O sırada polisler bu cinayetleri işleyenin arabanın arkasında oturan adam olduğundan haberleri bile yoktu. Tam 10 cansız bedenin katili arkalarında bulunuyordu. İşte burada devreye ünlü dedektif Frank Salerno girmişti.
Salerno 1985 yılında gece avcısı lakaplı Richard Ramirez'i de yakalayarak ününe ün katacaktı. Salerno gerçekten de çok iyi bir dedektifti. Hillside Strangler katiliyle ilgili soruşturmada detayları inceleyince katilin profilini oluşturmaya başladı. Salerno'ya göre katil ya polisti ya polis gibi davranan birisiydi. Çünkü bulunan bedenlerde boğuşma izi yoktu. Sanki kurbanlar sorgusuz sualsiz katillerin kendilerini öldürmeleri için yanına gidiyordu. Salerno'nun bu önemli çıkarımı sayesinde polisler arasında da bir sorgulama başladı. Haliyle sorgulama Kenneth Bianchi'ye kadar geldi. İlk sorgulama basitti. Bu nedenle başına bir şey gelmemişti. Bianchi durumu Bono'ya anlattığında ikilinin arası hiç olmadığı kadar gerildi. Bono aşırı sinirlenmişti. Kenneth Bianchi'nin acilen şehirden ayrılması gerektiğini söyledi. Zaten Bellingham, Washington'da Bianchi'nin bir çocuğu doğmuştu. Bu ikili belki cinayet zinciri oluşturuyordu ama bir yandan da ilişkide kuruyordu. Kenneth Bianchi 1978 yılında Bellingham'a taşındı. Burada güvenlik görevlisi olarak iş bularak çalışmaya başladı. Ailesi olmasına rağmen eski yaptıkları aklından çıkmıyordu. Ama artık tek başınaydı. En fazla Ocak 1979'a kadar sabredebildi. Bu sırada Bono da artık durmuştu. Yeni cinayet haberleri gelmiyordu. Kenneth güvenlik görevlisi olduğu için kızlar tarafından da güvenilir birisiydi. Bunu fırsata çevirerek Karen Mendick ve Diana Wilder adlı iki kızı eve bırakacağını, ortalığın sıkıntılı olduğunu söylemişti. Kızlar o arabaya bindiğinde hayatlarının son anları olduğunu bilmiyorlardı. Onları bir eve götürdü ve boğarak yaşamlarına son verdi. Yamaç canavarı yeniden ortaya çıkmıştı. Tek farkı bu kez arkasında delil bırakmıştı. Kaliforniya plakalı arabası kolayca tespit edildi. Daha sonra önceki işlenen cinayetlerde de bu arabanın kurbanların etrafında görüldüğü tespit edildi. 12 Ocak'ta polisler Kenneth Bianchi'nin yaşadığı eve giderek gözaltına aldılar. Bianchi pek fazla direnmeden suç ortağının Angelo Bono olduğunu itiraf etti. Bunun üzerine Bono da polisler tarafından gözaltına alındı. Mahkemeler başlamadan önce seri katillere takıntısı olan bir yazar Veronica Compton, Kenneth'la yakınlık kurmaya başladı. Kenneth bu ilişkiyi kendi lehine çevirmek istiyordu. Veronica ile kendisini hapisten kurtaracak bir plan yaptılar. Plana göre yamaç canavarı hala dışarıdaydı. Bunun için Veronica'nın medyanın kafasını karıştıracak bir şeyler yazması lazımdı. Ayrıca bunun dışında dışarıda bir de saldırı olması lazımdı. Kenneth kendi menisini plastik bir eldivenle Veronica'ya verdi. Yazar kadın da bir motelde bir kadını boğup üstüne Kenneth'ın menisini atacaktı. O yıllarda DNA analizi yaygın bir şey değildi. Zaten DNA parmak izi de henüz keşfedilmemişti. Veronica eğer bunu başarırsa dedektifler aslında yanlış adamı yakalamış olacaktı. Ancak yazar kadın bunu başaramadı. Motelde boğmaya çalıştığı kadın kurtuldu ve şikayetçi oldu. Bunun üzerine Veronica Compton da tutuklandı. 1981 yılında mahkeme başlayınca Kenneth Bianchi kendisine iyi bir savunma planladı. Ceza alıp almayacağı üzerine psikiyatr rapor hazırlanıyordu. Rapora göre kişilik bozukluğu vardı. Bianchi de bunu kullanarak aslında cinayetleri kendisinin değil Steve Walker adındaki ikinci karakterinin işlediğini savundu. İlk rapora göre bu doğru olabilirdi. Dedektifler yeni bir rapor düzenlenmesi için başka bir psikiyatr getirdiler. Yeni gelen doktorun raporuna göre kişilik bozukluğu olanlar da en az 3-4 ayrı kişilik olması gerektiğini yazdı. Bu durumda Kenneth Bianchi yalan söylüyordu. Yalanı ortaya çıkınca bundan yırtamamıştı. Kişilik bozukluğu yoktu ama antisosyal kişilik bozukluğu vardı. Bu da yargılanmasının önünde bir engel değildi. Kenneth Bianchi ve Angelo Bono'nun mahkemeleri ayrı ayrı görülüyordu. Bianchi'nin derdi Bono'yu satıp cezasını hafifletmekti. Bunda da başarılı olamadı. Verdiği bilgiler sürekli çelişince cezası hafiflemedi. İkisi de işledikleri suçlardan dolayı ömür boyu hapis cezasına çarptırıldılar. Bianchi 1989 yılında bir mektup arkadaşıyla hapishanede evlendi. Angelo Bono 2002 yılında geçirdiği kalp krizi sonucunda cezaevinde hayatını kaybetti. Bianchi ise 2010 yılında şartlı tahliye için başvuruda bulunsa da kabul edilmedi. 2025 yılında yeniden şartlı tahliye için başvuruda bulunabilecek. Kenneth Bianchi şu anda 72 yaşında Washington Eyalet Hapishanesi'nde cezasını çekmeye devam ediyor.
Evet, bu videoda geçenlerde yaptığımız Richard Ramirez videosunun ortalarında anlattığımız Kenneth Bianchi, yani Hillside Strangler, yani yamaç canavarı seri katilinin videosunu izledik. Burada belki Kenneth Bianchi Angelo Bono ile tanışmasaydı bu cinayet serüvenlerine atılmayabilirdi. Veya Angelo Bono da atılmayabilirdi. Ama Angelo Bono zaten o suçları, yani cinsel suçları zaten işleyecekti. Kenneth Bianchi'nin yanına gelmesiyle birlikte suçların boyutu değişti. Aşırı tehlikeli bir ikili olarak Los Angeles tarihine geçtiler. Ve hatırlarsınız, sadece bundan 6 sene sonra, yani 1978 yakalandıktan sonra 84'te bu kez de Los Angeles sokaklarını Richard Ramirez ismindeki bir adam terörize edecekti. Bu videonun sonuna geldik. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.